Türkiye önemli bir seçim trafiğine daha girdi ve Mart 2019 yerel seçimler için siyasi hareketlilik hız kazandı. Bu seçimde de Kahramanmaraş siyasetin nabzını tutacak olan Aksu TV ilk yerel seçim 2019 programıyla seçim sartını verdi. Ve 1992 yılından bugüne kadar da Kahramanmaraş'ta mühendislik faaliyetlerime devam ediyorum. AK Parti'de birçok görevlerde bulundum. Özellikle kurucu merkez ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Birçok yerel ve genel seçimlerde seçim koordinasyon merkez başkanlığı yaptım. Ve il başkan yardımcılığı, teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundum. Ve kentsel dönüşüm konusunda İstanbul Okan Üniversitesi kentsel dönüşüm konusunda da yüksek lisansımı tamamladım. Ve akabinde ortaklarımızla beraber tekstil firmamızı kurduk. Şu anda da tekstil firmamızla da şehrimize hizmet ediyoruz. Genç yaşta elde ettiği kazanımlarıyla göz dolduran iş dünyasının ve siyasi konjonktürün sevilen ismi Mustafa Buluntu, yerel seçim 2019'da izleyicilerin karşısına çıktı. Kentsel dönüşüm uzmanı olmak da haydi haydi bir iş değil. Bunun için emek vermek lazım, eğitim almak lazım. Bu şurada bizim için önemli, ön plana çıkıyor. Kahramanmaraş'ımızın geleceğine yönelik en büyük bu şehrin pencerelerini dışarıya açacak aslında kentsel dönüşüm çalışmaları. Çünkü çok fazla eski yapılarımız var ve bunların zaman içerisinde modern bir kentleşmeyle hayata geçmesi lazım. Sizin buradaki vasfınızın, kentsel dönüşüm uzmanı olmanızın bize ne gibi artısı olacak? Bundan biraz konuşalım mı başkanım? Kentsel dönüşme tabi tutulacak mahalleler, özellikle Allah korusun yarın bir gün bir doğal afet kapsamında, bir depremde bu insanların biz can sağlığını korumak ve gözetmek zorundayız. Yani birinci önceliği kentsel dönüşümü, maddi boyutunu geçiyoruz. Tamamıyla insanımızın sağlığı ve güvenliği için kentsel dönüşüm çok lazım ve elzem bir konu. Kentsel dönüşümün Türkiye'de önünün açılması için kentsel dönüşüm kanununda ufak tefek düzenlemeler yapılması lazım. Bir yasal boşluk var. Teklifimiz de şuydu. Biliyorsunuz ki kadastro birçok mülki konuda güncelleme yapıyor. Evet. Sınır güncellemeleri yapıyor. 20K kapsamında, kanun kapsamında. Biz dedik ki kadastro mülkiyet sınırıyla alakalı düzenlemesini yaparken bir de mülkiyetin güncel tapusuyla ilgili güncelleme yapsın. Ya demek istediğim şu. Ya basit indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. Örneğin üzerinde oturan kim? Ben oturuyorum. Ahmet. Evet. Burayı ne zamandan belli kullanıyor? Gerçekten burayı devralmış mı zamanından belli? El senedi var mı? O zaman o oturan insanın o mülkiyet tapusu da o insana verilsin. Bu sefer ne olur? Ben belediyeyim, karşımda bir muhatap olur. O insanla otururum, ben her şekilde pazarlığı yaparım. Siz şehir planlaması konusunda, kentsel düzenleme konusunda bir şehri gerekli altyapı ve donanıma sahip, ehil bir isimsiniz. Biz bunu öğrenmeye çalışıyorduk ki gerekli araştırmayı zaten yapmışsınız şehrimiz adına da. Projeleri heyecanla bekliyor. Sayın seyirciler, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Buluntu'nun birçok projesi var. Kahramanmaraş'a çığır atlatacak projeler diyebiliriz. Neler söyleyeceğiz? Projelerimizin arasında neler var başkanım? Evet, projelerimize geçmeden önce Murat Bey, ben şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Projelerden önce ortak akıl çok önemli. Biz kesinlikle tabii ki projelerimizi açıklayacağız. Yani gerek şehircilik anlamında, gerek kültür ve turizm anlamında, gerek sosyal belediyecilik anlamında, gerek sanayileşme noktasında bizim birçok projelerimiz var. Ve emin olun ciddi manada bir hazırlık yaptık. Tabii biz bu programda sadece bunların bir kısmını açıklayabileceğiz. Çünkü süremiz ancak bu kadar yeterli. Ama 100'e yakın projemiz var. Tamamına biz hazırlık yaptık. Ve inşallah ilerleyen günlerimizde de bunu biz basınımızla, insanlarımızla tek tek paylaşacağız. Ve yine kent meydanı dediğimiz, özellikle kanayan yaramız olmuş bu yerleşim alanlarında bir projemiz var. Bu proje neyi kapsıyor? Valilik binamızın olduğu bölge, biliyorsunuz orada Eskat diye binamız vardı. Şu an Emniyet Müdürlüğümüz kullanıyor. Yanında Ucube gibi bir özel idare binamız var. İnşallah biz o bölgeyi kent meydanına dönüştürmek istiyoruz. Valiliğimizle beraber bu projeyi organize ederekten, bunu da işin içerisine kataraktan orada güzel manada bir kent meydanı oluşturmak istiyoruz. Bu müftülük meydanı ile Ulu Cami arasındaki özellikle ulaşımın yolun altına alınaraktan meydanın tamamıyla boşaltılması ve üzerinde gördüğünüz gibi hem nostaljik tramvay hem de bisiklet yolu gibi projelerle beraber desteklenmesi. Ama benim öngörüm, hayalim, idealim, Allah nasip ederse göreve geldiğim takdirde de
Ben bu projeyi gerçekleştirmek istiyorum. Ve gerçekten çok güzel bir proje. Şehrin tarihi dokusuna, vizyonuna, misyonuna eşdeğer kalitede değer katacak bir proje diye düşünüyorum. Yine projelerimizden biri ulaşım kolaylığı, raylı sistem. Artık Murat Bey, Kahramanmaraş'ın raylı sistemi düşünmesi lazım. Tamam, maliyeti yüksek bunun. Belki ilk başta feasible olmayabilir. Ama artık bu şehre yakışan bir raylı sistem muhakkak yapılması lazım. Şehri planlarken tüm katmanlarıyla, şehrimizin tüm dinamikleriyle beraber hepsini düşünüp, daha bayanlarımıza yönelik projelerimiz vardı. Onu inşallah başka sefer anlatırız. Gençlerimize yönelik projelerimiz vardı. Onu da diğer programlarda anlatırız diye düşünüyorum.